Efendim siz diyorsunuz ki hata vardır, özür dilenir. İhmal vardır, istifa edilir. Kasıt vardır, hesap sorulur. Zihniyetlerle ise topyekün mücadele edilir. Şimdi 2019 yılında Kahramanmaraş merkezli 26 ili kapsayan 7,5 büyüklüğünde bir deprem için bir tatbikat yapılmış. Evet. Buna rağmen 48 saat gecikilmesi, bu sözcüğü kullanmak istemiyorum ama maalesef skandal olarak da değerlendirilebilir. Çünkü 48 saatlik gecikme böyle felaketlerde son derece önemli, can kayıplarının artmasına neden oluyor. Buna rağmen nasıl, bu tatbikata rağmen nasıl oluyor da efendim böyle bir paralize görüntü çıkıyor ortaya? Efendim şimdi tatbikat, yani bu tip konular, biz bu konularda çalışıyoruz, hazırlık yapıyoruz görüntüsünü vermek için yapılmaz. Bir defa bunu baştan bilmek icap eder. Siz bir yerde bir sistem kurarsınız, o bir fonksiyonu yerine getirmiyorsa o kurduğunuz görüntüdeki sistem ayağınıza bağ olur. Çünkü herkes ona güvenir, bekler. Şimdi biz böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu nasıl dediğiniz gibi çok değil. Birkaç sene önce böyle bir tatbikat Kahramanmaraş'ta yapılıyor ve biz bunun emaresine şahit olamıyoruz. Biraz önce söyledim, yine bu Kahramanmaraş'la ilgiliydi. Kendisini bir adam arıyorlar. Ya ben 2 senedir terk ettim Kahramanmaraş'ı. Ben Kahramanmaraş'ta değilim ki diyor. Bunu bile takip edemiyorsa, AFAD dediğiniz felaket karşısında harekete geçecek. Her an alarmda olması gereken. Her an alarmda olması icap eden bir kuruluş. Bu kuruluş elemanının başka bir yere gittiğinden habersiz. Vah vah. O zaman siz bir iş yapamazsınız. Ben bugünkü bizim sıkıntımızın, en büyük sıkıntımızın maalesef, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002 yılından beri söylemlerini alt alta sıralayıp dün ne diyordu, bugün ne diyor, bir bakın karşılaştığımız felaketin fotoğrafını orada görürsünüz. Maalesef. Dün söylediklerini bugün %100 reddediyor. Değil devletin başına 2 dönem bir cumhurbaşkanının geçmesini, bir partinin başına bile 2 dönem bir genel başkanın gelmesini doğru bulmuyordu. Şimdi ne diyor? 20 sene dolmuş, bir dönem daha ihtiyacım var. 25 yılı dolduracak. Ne jübile mi yapacaksınız? Yani böyle bir mantık olmaz. Onun için bu çelişkileri görmeden işi düzeltmemiz mümkün olmaz bizim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı elbette bazı noktalarda koordinasyon iyi sağlansın diye tek elden müdahaleyi ve yönetimi faydalı görebilir. Ama hacim büyüdüğü zaman bunun şekli değişir. Eğer bir cumhurbaşkanı kendi yetkilerini başkalarına delege edemiyorsa felaket anında, o zaman o felaket cumhurbaşkanının tepesine biner. Öyle şey mi olur? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan deprem oldu, insanlar deprem altında kaldı. Talimat bekliyoruz efendim. Talimat gelmediği için de o yıkıntıları kaldıramıyoruz. Gelen bütün iş makineleri şehrin kapısında bekletiliyor. Bu felakettir. Çünkü siz bu sistemle kendiniz bütün yetkileri ele alırsanız, o zaman bu yetkilerin uygulanabilirliği siz bu yetkileri nasıl dağıttığınıza bağlıdır. Kimlere verdiğinize bağlıdır. Peki efendim, bu çöküşte liyakat yerine biatın esas alınması ve kritik noktalara liyakatsız kişilerin getirilmiş olmasının da rolü var mı? Şimdi elbette bu liyakatla biat meselesi birbirine karışmamalı. Biat birisine bağlılıktır. Ama o bağlılık yanlış yapmaya ona izin vermez. Bir defa bunu bilmek icap eder. Haksızlık yapmaya hiç izin vermez. Yani biat İslami kültürde, anlayışta bir kişiye bağlı olduğunu, bir karar alırken, bir icraatta bulunurken onun nasihatlarına itibar edeceğinizi söylemektir. Ama bu
onun yapacağı bir yanlışı desteklemek manasına gelmez. Böyle bir şey olduğu takdirde vebale girer. Vebal olur. Vebal olur. Mutlaka ikaz etmesi icap eder. Birisini seviyorsa, sevdiği insana biat eder insan. Birisini seviyorsa, onun da yanlış yaptığını görüyorsa, onu ikaz etmekle mükelleftir. Onun için biat ve liyakat burada birbiriyle karıştırılmalı. Biat ayrı bir iş. Evet. Liyakat, siz bir işi ehil olmayan bir kişiye veremezsiniz. 35-40 kişiyi götüren bir otobüsü yeni ehliyet alan ama benim yakınımdır. Bir de üstelik bu arabanın da sahibi o çıksın da bu otobüsü İstanbul'a Adana'dan götürsün diyemezsiniz arkadaş. Bu adamın daha yol tecrübesi yok. Evet bir arabayı kullanmayı biliyor. Ama bu adam 1000 kilometrelik yolu gidemez. Siz şimdi liyakat demek işte bu noktada beceri kazanmış ve o becerisini de herkese ispat etmiş. Ona diyor ki 3 tane alternatif var. Birisini seç. O da der ki ben falancayı tanıyorum, güveniyorum, bunu seçtim. Ona benim itirazım olmaz. Ama 3 tanenin içinde o seçtiği liyakatsızsa o zaman itirazım olur. Öyle şey olmaz. Doktora gideceğim ben. Beyin ameliyatı olacak birisi benim yakınım. Yeni mezun olmuş. Diplomasını yeni almış. Gel şu ameliyatı yap, sen de doktorsun. Üstelik de beyin konusunda da ben biliyorum falanca doktorun yanında çalıştın. Yiğit sen git de sen ona ameliyat ol. Tabii. Olur mu böyle bir mantık? Onun için burada maalesef partizanlık öne çıkıyor. Burada bir işin başarıyla yönetilmesi değil. Şöyle ben iyi niyetle söylüyorum bunu. Sayın Erdoğan diyor ki falanca adam buranın ehli değil biliyorum ben. Ama bu konuya aşina ben ona bu görevi veririm. 2 sene içinde uslu olur. O zaman onu çırak diye bir ustanın yanına ver. O ustanın yanında ehliyet alsın. Ondan sonra da ona ver. Amenna. Ama siz onu usta gibi takdim ettiğiniz takdirde bugün karşılaştığımız felaketin daha beteriyle de karşılaşırız. Bu mantık olmaz. Evet. Onun için burada ben affınıza sığınarak bir noktayı ifade etmek istiyorum. Evet, Tayyip Bey bazı konularda bir takım hassasiyetleri var. Bunları gerçekleştirdi. Bu da vatandaşın hoşuna gitti. Namazını kılıyor bildiğimiz kadarıyla. Hanımı mütesettir. İmam Hatip okulları inşa ettiler. Başörtüsünü serbest bırakmakla kalmadı. Hem parlamentoda hem devlette çeşitli kademelerde görev almalarına imkan sağladılar. Ben bunların hepsinin bir insan hakkı olduğu kanaatindeyim. Bunu yapmış olması güzel bir şey. Ama bunu yapmış olması onun diğer konularda doğru yaptığının garantisi değildir. Tam tersine eğer birileri var da Sayın Cumhurbaşkanı bunları yapmış olmasına rağmen şurada bir yanlış yapıyorsa onu gündeme getirmek, dile getirmekle mükelleftir. Ben bunu yaptığım zaman ben biliyorum çok tenkit alıyorum vatandaşlardan bazen. Yani geçmişte bize sempati duyan, sevgi duyan mesela işte Çamlıca Tepesi'ne bir cami yapıldı. Ya Osmanlı zamanında bile büyük o Selatin Camisi dedikleri camiler inşa edildiği zaman ulemadan bir kısmı gidip o camilerde namaz kılmamış. Bunun parası nereden çıktı diye.